İşine gelmedi değil mi Orhan'dan şüphelenmek? Ne de olsa yanı başında dul bir sevda var. Atsa atsa o iftira atmıştır sözüne. Yoksa Orhan Bey gibi ahlaklı bir adam seni neden aldatsın ki? Ben konuştum Orhan'la. Dur ne dedi tahmin edeyim. Bu kadını tanımıyoruz. Yakında gidecek. Ona değil, bana güven. Dedi değil mi? Sence sabahtan beri kardeşini tembihleyecek vakti olmamış mıdır? Git o gömleğin senin olduğunu söyle. Dememiş midir? Sen bunları düşünmezsin ama. Aklın erse yüreğin götürmez. Ben... Boş ver. Benim kaderim bu zaten. Sahipsiz olmaya gör. Küçücük bir ruj lekesi bile yeter insanın namusunu kirletmeye. Tamam. Sen mutlu olacaksan, huzurlu olacaksan ben lekelemiş olayım o gömleği. Peki bu da mı benim marifetim? Sözle alışverişe ha? Hiç beklemiyordum Neriman'dan böyle bir şey. Aman baktı milletin dinine düşecek, mecbur kaldı. İstediğinden değil yani. Siz yine de güvenmeyin Neriman'a.
Bir bakmışım vazgeçmişim. Yok yok, onda cesaret edemez. Milletin dine düşmekten korkar. Dur istedim. Ben koyarım çayını. Sağ ol. Günaydın. Günaydın yavrum. Kızım çayını koyuyorum. Zahmet etmeseydin Söğret abi. Ben ayaktayım zaten. Sevda kalkmadı mı? Bilmem. Uyandığımda yoktu. Ay bu kız da kar batak gibi. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Senin suratın niye asık? Bir sıkıntı mı var? Dün pek uyuyamadım ya. Ondandır. Heyecanlar heyecanlar. Bunlar tatlı heyecanlar. Yavrum bak neyi beğeniyorsan, ne hoşlanıyorsan mutlaka söyle kayınvaliden alsın, tamam mı? Aslında hiç gerek yoktu. Bir şey istemiyorum ki ben. Ay olur mu hiç öyle şey? Bunlar tatlı heyecanlar. Her genç kızın yaşaması gerek. Sen niye mahrum kalasın? Hadi hemen çabuk edelim de kahvaltımızı çıkalım. Hadi. Hoş geldin Orhan'ım. Ne yapıyorsun sen? Bak bir gören olacak. Ne var canım? Oğlumun babası değil misin? Suzan çıldırtma beni. Zaten gömlek meselesinden sinirliyim sana. Ne bileyim canım ben Yavuz'un gömleği olduğunu. Ben bile seni sandım. Bak Belgin'in aklını bir daha yalandan yere karıştırmaya... Vay be! Varsa yoksa Belgin Hanım ha? Söz alışverişi varmış bugün. Geldiğinden beri bir parça bir eşya aldın mı acaba evladına? Hangi birine yetişeyim? Ha? Hangi birine yetişeyim? Anca senin borcuna çalışıyorum. Daha Vefa'nın parasını toplayamadım. Oğlumuzun suçu ne? Yıkayıp yakayıp aynı şeyleri giydiriyorum çocuğa. Tamam bak. Çarşıda Ayhan'ın dükkanı var. Eski arkadaşım. Kimseye görünmeden git al ne lazımsa. Ben hallederim sonra. Orhan. Beni bir öpseydin bari. Günaydın. Günaydın babacığım. Hanım bunlar ne? Akşamdan sabaha iki misli artmış her şey. Savaşa hazırlanır gibisin vallahi. Annem zaten bütün mahalleye savaş açtı baba. Söz savaşları, sinemalarda. Siz dalga geçin, dalga geçin. Ama bütün millet görecek böyle. Söz nasıl kesilirmiş, bohçalar nasıl yapılırmış. Yalnız babacığım, bu filmin devamı gelir. Daha önümüzde nişan var. Günaydın herkese. Günaydın abicim. Oğlum sen yeni mi geliyorsun eve? Ha. Akşam Suatlarlaydık. Askerlik muhabbetine dalınca sabaha itmişiz. İyi bakalım. Ben üstümü değiştireyim de beraber çıkarız. Babacığım. Sabah seni görmeyince kahvaltı etmeyeceksin sandım. Bir tabak hazırlayayım ben. Yok. Gerek yok. Canım bir şey istemiyor. Ben sana yardım edeyim. Dün gece için özür dilerim. Çantanı karıştırmam hoş olmadı. Bana da ders oldu. Daha Orhan Bey'in seni aldattığını gözümle görsem sana bir şey demem. Allah mutlu mesut etsin.
Oh, afiyet olsun, çıkıyorum ben. Paran var mı? Ay Cemal Bey, aşk olsun. Parayı ona değil, bana soracaksın. Senin paranı dün geceden hazır ettim Neriman Hanım. Merak etme. Güzel mi? Çok teşekkür ederim babacığım. Size kolay gelsin. Afiyet olsun. Okul çıkışı oyalanma. Akşama misafirlerimiz var, tamam mı? Tamam, tamam. Görüşürüz. Ne zaman çıkacaksınız? Arif saat 10 gibi hazır olun dedi. Kim gidiyorsunuz? Ben, Kerime, İsmet ve Belgin gideceğiz. Sevda'yı çağırmadın mı? Aşk olsun Cemal Bey. Dış kapının mandalı. Söz alışverişinde onun ne işi var? Ayıp Neriman. Olmaz. Gariban kız. Onu da alın yalnız, evde bırakmayın. Tamam Cemal Bey. Buna da tamam. Kerime. Gelsene bir. Sen benim odama girdin mi hiç? Dün temizlik yapmıştım. Ne oldu ki? Para koymuştum da bulamıyorum. Belki sen görmüşsün dedi. Yo, görmedim. Nereye koymuştun? Orhan! Baban çıkıyor oğlum. Tamam. Sen iyice bir bak, bulursan bana haber ver, tamam mı? Tamam, tamam abi. Geldim, geldim. Orhan, oğlum. Gel iki lokma bir şey ye. Yok anne, ben dükkanda atıştırırım. Hadi hanım, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah işinizi rast getirsin. Ah, Kerime kızım, ben bir halanlara geçeceğim. Sen kahvaltını yap, masayı toplarsın. Döndüğümde birlikte çıkarız, olur mu? Aa kızım, böyle mi gideceksin alışverişe? Git üzerine güzel bir şeyler giy, hadi. Hoş geldin Neriman'cığım. Geç, geç. Ben hazırım zaten. Belgin de şimdi 10 dakikaya hazır olacak. Kız, Sevda nerede? Ay ne yapacaksın sen Sevda'yı? Ay çok özledim, bir göreyim dedim. Kız ne yapacağım? Cemal onu da alıp alışverişe götüreceksiniz dedi. Ayıp olurmuş. Hayda, bu nereden çıktı şimdi ya? Ben de istemiyorum ama tamam dedim bir kere. Onun için de iyi olur aslında. Ne zamandır dışarı çıktığı yok doğru dürüst. Tövbe tövbe. Vallahi ben karışmam. Yani parayı harcayacak olan sensin. Alışverişi yapacak olan da sensin. İstiyorsanız gelsin. Siz hala hazır değil misiniz? Sen nereye? Alışverişe gidiyoruz ya. Bebek ne olacak? Sağ olsun Sevim ablaya bıraktım ben onu. Kızım, sen Sevim'i nereden tanıyorsun ha? Dün tanıştık ya. Hani oğlunu alacaktı beni. Ay şaka şaka. Hadi ben dışarıda bekliyorum. Ha,
Aa, ay vallahi korktum ben bu kıza. Tövbe tövbe. Bunların gene ne işi var burada? Niye selam veriyor bunlar sana? Huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar işte. Boş ver baba, biz işimize bakalım. Adamın başını belaya sokar bunlar. Dönüşte gelip alayım mı Neriman abla? Kaç saat sürer işiniz? Ay çok iyi olur Arif. Vallahi elimizde poşetlerle öyle otobüslerde sürünmeyelim. İsmet, ne kadar dolanırız? 2 saat sürer herhalde değil mi? 2 saat falan. Tamam. 2 saat sonra yine buradan alırım sizi. Ay sen çok yaşa Arif. Görüyor musunuz? Sizi böyle otobüslerde süründürmüyorum, taksilere bindiriyorum. Kıymetimi bilin İsmet Hanım. Bilmez miyiz Neriman'cığım? Neyin var Belgin? Çok durgun gözüküyorsun. Bilmem. Heyecandan mı belki? Merhaba. Merhaba canım. Dün gece bayağı heyecanlıydım. Babanın yanında seni zor durumda bırakacak bir şey söylemedim değil mi? Bana Ekrem daha gergin geldi ama. Hele babam bir tabak daha börek isteyince. Oo, neşiniz bol olsun. Yavuz dün bize yemeğe davetliydi de onu konuşuyoruz. Öyle mi? Aileye takdim edildi ha? Yok, tam olarak öyle demeyelim de. Ama annesi bir börek yapmış. Ben böyle güzel bir şey yemedim. Muhteşemdi. Öyle mi? Neliydi börek? Ispanak. Ekrem de geldi ama ağzına bile sürmedi. Ama anne anlarım. Sos eti bebeği. Dikkat edin! İnci! Baba! İnci! Yavuz! Yavuz! Yavuz iyisin değil mi? Baba! Baba! Yavuz? Yavuz bir şey mi oldu? Betim benzin attı. Yavuz. Yok bir şey canım. Ay. Bu dükkanın da çantaları çok iyidir. Dönüşte bakarız. Dönüşte bakarız, dönüşte bakarız diye kaç dükkan geçtik Neriman? Ya bir bakalım artık, girelim ne olacak? Ay sanki gelin hanım istedi de ben hayır dedim. Maşallah. Ağzını açtığı bile yok. Çantaya ihtiyacım yok da ondan. Aldın mı cevabını kızından? Vallahi gelin hanımı bilmem ama ben bakacağım bu çantalara.
Neyse. Ben de gelmişken şuradan kumaş bakayım bari. Ay dur, ben de seninle geliyorum. Kerime, siz de burada dolanıp bakın. Ya bak, bu sevdadan bir an önce kurtulmamız lazım. Onu yollamamız lazım. Ay. Ya ben bunu bilirim, bunu söylerim. Çok bilmiş şey. Sanki ne ara sevimli tanıdı da gitti çocuğu ona bıraktı. Sanki bizim kapıya bırakırken bizi tanıyor muydu? Sevim ne içtiyse kahve içmişliği var. Doğru söylüyorsun İsmet abla. Sevda da bir tuhaf yani. Sanki onun söz alışverişine çıktık. Belgin, neyin var senin? Hiçbir şeye de bakmıyorsun. Abimle mi tartıştınız? Bak, bana anlatabilirsin. Ben sır tutarım. Söyleyebilsem anlatacağım da. Kelimeler boğazımda takılıp kalıyor Kerim'e. Belgin, ne oldu? Dün gece Orhan'ı çıkarken gördüm. Gelişini görmedim. Aklım onda. Bilmediğim bir şeyler olabilir mi? Ona mı sıkıldın sen? Abim arkadaşlarıyla buluşup sohbet ediyorlarmış. Hani Suat abi vardı ya. Geçen gece de onlardaydı. Bana öyle dedi. Vallahi bilmiyorum. Bana da annem söyledi. Pelihan. Siz gidin. Bak, gördün mü? Bir de bana inanmıyordun, yanına çağırdı. Öğle tatilinde beni Mesude'lere götürür müsün? Ailesiyle görüşmek istiyorum. Tabii ki götürürüm hocam. Şu dükkanının kumaşlarının parasını da bana ödettin ya. Helal olsun İsmet abla sana. E olacak o kadar, dinirim. Ha bak, kızlar da geliyor. Kızlar, hiçbir şey almadınız mı? Yok abla. Ay, gelin hanımı da bir memnun edemedik. Bari şu Yakup'un dükkanına gidelim de gönlü olsun. Ha? Sevda nerede? Çanta bakıyordu. Geldim geldim. Almamışsın çanta. Normalde ben Beyoğlu'ndan giyiniyorum da siz buraya getirdiniz diye bir bakınayım dedim. Yol geçeceğim. Şöyle içeceğiz biraz. Söz alışverişi varmış bugün. Geldiğinden beri bir parça bir eşya aldın mı acaba evladına? Lan hangi birine yetişeyim? Ha? Hangi birine yetişeyim? Anca senin borcuna çalışıyorum. Daha Vefa'nın parasını toplayamadım. Oğlumuzun suçu ne? Yıkayıp yıkayıp aynı şeyleri giydiriyorum çocuğa. Tamam bak, çarşıda Ayhan'ın dükkanı var. Eski arkadaşım. Kimseye görünmeden git, al ne lazımsa. Ben hallederim sonra. Ayhan Butik. Ben şuradan çocuğa bir şeyler bakacağım. Allah'ım. Bu hangi parayla alışveriş yapacak acaba? Ne bileyim. Ay, madem parası vardı niye kendini bize baktırıyor? Kız Nerima, bu alıp alıp sana ödetmesin. Ay, çok da senin gibi değil mi? Ay, hadi yürüyün Yakup'un dükkanına, yürüyün. Hadi.
Ne güzel şeyler varmış burada. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim? Orhan Usta gönderdi beni. Orhan Ocak. Döndü mü askerden o? Neredeyse bir ay olacak. Bak hiç uğramadı bize. Kendisi uğramadı, bizi gönderdi. Aile dostu sayılırım ben. Sen git alışverişini yap, biz sonra Ayhan'la hesaplaşırız dedi. İsterseniz arayabilirsiniz. Ne münasebet. Orhan'ın ricası başımızın üzerine. Buyurun dükkan sizin. O zaman şu taraftan başlayalım. Tabii buyurun. Vallahi güzel olmuş. Eline sağlık. Güle güle kullan. Kazasız belasız. Sağ olun. Yalnız... yalnız ben hemen ödeme yapamayacağım. İyi ama böyle konuşmamıştık. Bir yerden para bekliyordum. O para gelmedi. Gelir gelmez ilk iş senin ödemeni yapmak. Başka bir yol bulamaz mıyız? Benim de durumum acil sıkışık da. Olsa ikiletmem. Söz. Para gelir gelmez ödemeni yaparım. Kusura bakma usta. Götüreyim. Hiçbir şeyden memnun olmadı. Vallahi hep o sevda yüzünden. Yine doldurmuştur onu. Ay, getire getire buraya mı getirdiler? Beyoğlu'nda daha güzel şeyler var. Kendi hep Beyoğlu'ndan alışveriş yapıyormuş ya. Anne, ne Sevda'yla ne de bizle ilgisi var. Abim akşamları dışarı çıkıyor ya, ona bozulmuş. Kızım çıkıyorsa arkadaşlarıyla çıkıyor. Gönül eğlendirmeye gitmiyor ya benim oğlum. Bak şimdiden kıskançlık yapıyorsa biz yandık. Neriman teyzeciğim. Suat. Nasılsınız? Orhan dönmüş, gözünüz aydın. Sağ olasın. Hayırsız bir uğramadı yanıma. Söyleyin bekliyorum dükkana. Oğlum sen yeni mi geliyorsun eve? Akşam Suat'larlaydık. Askerlik muhabbetine dalınca sabaha itmişiz. Erkek işte. Hepsi böyle. Akşam oldu mu soluğu dışarıda alırlar. Haklısın tabii kıskanmakta. Orhan Bey yakışıklı adam, Allah var. Şimdiki kızlar da bakmıyor öyle. Sözlü mü, nişanlı mı, evli mi? Hele ki öyle yerlerde. Nereye gitti ki? Hem sen nereden biliyorsun? Canım bu saatte nerede olacak bir adam? Ya sazda ya cazda. Dün bir çıkayım da bir arkadaşları göreyim dedim. Suat abileri mi? Rahatsız mı oldun? Yo. Hem ne zamandır burada değilsin. Özlemişsindir tabii arkadaşlarını. Yine de beni kıskanman hoşuma gitti. Kıskanmadım. Tüh. Keşke kıskansan. Söyleyin bekliyorum dükkana. Söylerim tabii oğlum. İyi günler teyzeciğim. İyi günler. İyi günler. Anne, sen bana abin sabahlara kadar Suat'larla oturuyor demedin mi? Kızım, bize de öyle dedi. Bu her gece nereye gidiyor o zaman? Yine o eski defterler açılmasın sakın. Ya anne Allah korusun. Sakın Belgin'e söyleme. Kız zaten şüpheleniyor. Ay baban da duymasın. Kalp krizinden ölür vallahi.
Neredeler? Neredesiniz ayol? Ay geldik geldik. Hadi yine şanslısın. Gelinin çok tok gözlü çıktı. İki parça bir şey aldı. Başka da bir şey istemiyor. Geçti öde. Hanımefendi, soğuk şey alır mıydınız? Yok, teşekkür ederim. Bu abla bana işte yabancı gelmedi. Hanımefendi, bizim oranın aile dostuymuş. Öyle mi? Neyse, benim biraz acelem var. Teşekkür ederim, iyi günler. Sağ olun, teşekkürler. Oğlum, çoluk çocukluk kadın, ayıptır. Yok abi ya, yanlış anladın. Ben bu hanımefendiyi bir yerde görmüştüm de nerede? Onu çıkaramadım sadece. Yoksa ne işim olur? Allah Allah. Bu Sevda nerelerde kaldı? Geliyor. Ay, ellerim koptu vallahi. Yardım etsenize, eliniz de boş. Kızım, hani senin paran yoktu? Neyle aldın sen bütün bunları? Sabah kapıda Orhan Bey'i gördüm. Barış için harçlık verdi. Ben de çocuk için alışveriş yaptım biraz. Hadi dikilip duracak mıyız daha? Arif abi gelmiştir çoktan. Cemal demiştir canım. Yoksa Orhan'ın nereden aklına gelsin? Hem bana da demişti. Bir iki parça bir şey alın kıza demişti. Hadi hadi gidelim. Bu ev hocam. Tamam, sen de benimle gel. Ters bir durum olursa şahit olursun. Tamam. Deminki kadın. Hapishaneden kaçan mahkum. Ya. Ay İsmet abla, biraz şöyle ileri git Allah aşkına ya. Ay git, çeker mi var sanki? Ne yapıyorsun? Ay açın şu camları, içime fenalık geldi. Açın. Öf, açın açın. Mesude bizim geleceği en parlak öğrencilerimizden biri. Hiç boşuna nefesini yorma hoca. Mesude bundan sonra okula falan gitmeyecek. Bizim kararımız böyle. Evde kalıp bana yardım edecek. Sabriye Hanım, kızınız 18 yaşını doldurmuş yetişkin bir birey. Bu yaptığınız zorla adam alıkoymaktır. Eğer kararınız kesinse sizi şikayet etmek zorunda kalacağım. Hocam. Söyleyecek başka bir sözüm yok.
Umarım doğru olanı yaparsınız. Yarın sınav var, gecikmesin. Ne haliniz varsa görün be. Baba, ben biraz erken çıkabilir miyim bugün? Nereye? Bir işim var da. İyi ama geç kalma. Akşama yemek var biliyorsun. Merak etme. Bir derdi var ya bu oğlanın. Dur bakalım. Ah be güzel kardeşim. Hiç elin gitmedi senin bir şey almaya. Sen böyle şüphe içindeyken nasıl gireceksin bu adamın koluna? Bak sen burada kendi kendini yiyorsun. Birisi de çıkıp diyor mu bu adam dün gece neredeydi diye. Biliyorlar nerede olduğunu. Gerçekten mi? Sen haklıymışsın. Arkadaşlarına gitmemiş. Herkes biliyor ama benden gizliyorlar. Yapma böyle. Bak yapma, beni de üzüyorsun. Kıyamam ben senin o gözyaşlarına. Evet, evet bu. Dükkana gelen kadın. Doğru. Kime yazdırdın demiştin sen o hesabı? Balat'ta. Orhan Usta. Orhan Ocak. Orhan. Orhan Ocak. Oo, Orhan Bey. Gözümüz yollarda kaldı. Ben birkaç gün daha müsaade isteyeceğim. Parayı toparlayamadım. Daha ilk senetten yan çiziyorsun ama. İki senedi birden ödeyeceğim. Madem öyle diyorsun. Peki. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey daha var. Adamların dükkanın önünde dolanmasın. Benim borcum namusumdur. Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Biraz araştırdım seni. Oyuna meraklıymışsın. O zaman oyun nasıl oynanır iyi bilirsin. Bir kere oyun bozulursa kartlar tekrar karılır. Biz tüccar adamız. Bir yolunu buluruz. Pa.
Hala çok gerideyiz. Sunuma kaç gün kaldı şunun şurasında? Yavuz vaktinde gidip gelebilseydi. Onunla alakası yok. Geçen gün ben hasta oldum. Neyse, tartışmayı bırakalım şimdi. Ne yapacağız onu düşünelim. Yarın gidelim, bize çalışalım işte. Annemin arkadaşları gelecek ama onlar alt katta olur. Oyundan kafalarını kaldırmazlar zaten. Biz de üst katta rahat rahat çalışırız. Evde olmaz. Kaynak lazım. Kütüphaneye gitsek. Geç saate kadar açık. Son olanlardan sonra babam hiçbir yere çıkmama izin vermiyor. Ben konuşursam izin alabilirim. Sen konuşursan mı? Senin ayrıcalığın neymiş ki? Onu izin alınca görürsün. Buyurun. Sağ ol Recep. Afiyet olsun. Eyvallah abi, ben almayayım. İçseydin bir çayımızı. Gecikmeyeyim abi. Akşam söz yemeği var. Biliyorum, alışverişliler de bugün. Hayırlısı olsun. İşe çıkmıyorsun o zaman bu akşam. Yarın kısmetse. Eyvallah koçum. Hayırlı günler. Hoş geldiniz, buyurun. Orhan Hoca hanginiz? Buyurun benim. Bizim de karakola kadar geliyorsunuz. Canım sen niye yiyorsun kendi kendini? Hı? Kadınlar seni kazana atmış, kaynatıyor. Ne Kerime ne İsmet abla. Seni kollarsa anca Cemal Bey kollar. Yemekte her şeyi dök ortaya. Sor bakalım herkesin içinde oğlu neredeymiş? Ben böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirim Cemal amcaya? Böyle yüzüne baka baka söyleyeceksin canım. Öksüzsün diye bu kadar da kullanılır mı insan? Bak bana, ne aşağılanmalar ne hakaretler işittim de yine de gururumdan ödün vermedim. Bak el evlerinde yatıyorum. Yine de minnet etmiyorum o adama. Ya illa başımda bir çatı olsun diye katlanacak mısın bu rezilliğe? Babana kızıyordum acele ediyor diye ama meğer adamın bir bildiği varmış. Ben hala abime konduramıyorum. Mutlaka bir açıklaması olmalı. Şu yemek işi geçsin. Ben abini çekip konuşacağım babana duyurmadan. Bir anlatsın bakalım. Var mı bir açıklaması, öğrenelim. Geldiler galiba. Aman sakın belli etme. Hadi. Tamam tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kerimeciğim. Ay aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Kim gelecek ayol? Biz geldik. Sizin için yaptım. Benim hamarat dinürüme bak. Dün oturdun bir de bunları mı yaptın akşam? Belgin kızım.
Hoş geldin. Cemaller gelmedi mi? Ay gelirler, gelirler. Hadi siz geçin oturun. Hadi madem. Ben şunu içeriye yatırayım. Evet. Buyur babacığım. Gel. Oho. Misafirler bizden önce gelmiş. Hoş geldin Cemal Bey. Hoş bulduk hanım. Sağ ol kızım. Orhan yok mu? Gelmedi mi evden? Ay gelir canım. Ne yapsın çocuk? Evleneceği için gece gündüz çalışıyor. Ben ne iş olduğunu biliyorum galiba. Ve bunun bizim evliliğimizle hiç ilgisi yok. Peki neyle ilgisi varmış kızım? Cemal Usta, yetiş. Yetiş, Orhan'ı polisler götürür. Recep. Çekilmez bu hayat, ayrılık kanatır kalbimi. Mahcup bir gözyaşa düştü gözlerimden, sen gidince anladım. Mazide kalan bir yaraydım. Belki eski bir şarkıydı. Mahcup bir gözyaşa düştü gözlerinden, sen gidince anladım. Belki saplı bir hançerdin yüreğimde. Belki eski bir şarkıydı. Bir gözyaşı düştü gözlerinden sen.